İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert ilinin Sur bölgesinde bulunan Ermeni Kilisesi onarıldı. Uluslararası Holokost Anma Günü. Depremin ardından Harput, Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı. Zohrab Mınat Aganyan ve Elmar Mehmet Yarov Cenevre'de bir araya gelecek. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine 5 roket mermisi düştü. Konifa Dünya Futbol Kupası 2020 fikstürü gerçekleşti. Ermeni Kemancı hakkındaki film İspanyol ödüllerinde en iyi belgesel olarak tanındı. Batı Ermenistan'ın Dikranagert ilinin Sur bölgesinde bulunan ve 2015 yılında yaşanan ve devletin estirdiği terör olayları sırasında zarar gören Ermeni Protestan Kilisesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarıldı. Kilise orijinaline uygun şekilde restore edilerek ayağa kaldırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Uluslararası Holokost Anma Günü her yıl 27 Ocak'ta Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtuluşu anısına düzenlenmektedir. Bu vesileyle dünya çapında anma törenleri ve gösteriler düzenlenmektedir. Kamplar kurtuluşunun 75 yıllık süresince Holokost anıtı çeşitli tanıklıklar sunarak Holokost'u yaşayanlar için önemli bir mekan haline geldi. Çok sayıda toplantı, etkinlik ve taziyeler düzenlenmektedir. 26 Ocak'ta Ayrvihi-Suyuhisen'de düzenlenen törende Batı Ermenistan Ulusal Meclisi üyesi Sayın Bassam Tahan da hazır bulundu. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 6.8'lik yıkıcı depremin ardından Batı Ermenistan'ın Harput, Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi. Harput, Elazığ'ın Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bakan canlı yayında yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Harput, Elazığ merkez ve Sivrice'de 19 bina yıkık, 107 bina ağır hasarlı, 37 bina orta hasarlı, 171 bina az hasarlı. Malatya'da 54 bina yıkık, ağır hasarlı, 418 bina tespit edildi. 24 Ocak'ta Batı Ermenistan'ın Harput, Elazığ ilinde 6.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınat Aganyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mehmet Yarov Cenevre'de bir araya gelecek. Armin Press'in aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anna Nagdalyan bu konuyu sosyal medya hesabı Facebook sayfasında paylaştı. Nagdalyan, Facebook'taki paylaşımında 29 ve 30 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınat Aganyan, Agit Minsk grubu eş başkanlarının arabuluculuğu ve katılımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Cenevre'de bir araya gelecek. Dağlık Karabağ Artsakh sorununun barışçıl çözümü ile ilgili çok çeşitli konulara değinilecektir diye yazdı. Irak güvenlik güçlerinin kaynağı tarafından bildirildiğine göre Bağdat'taki yeşil bölgeye yapılan roket saldırısı sonucu biri diplomatik misyon restoranına olmak üzere ABD Büyükelçiliğine 5 Katyuşa roketi düştü. 3 kişi yaralandı. Bölgede Irak hükümetinin sahip olduğu kurumlar ve birkaç Batı elçilikleri bulunmaktadır. 26 Ocak'taki olay başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolar zemininde gerçekleşti. Irak Başbakanı Adel Abdulmahdi, ABD Büyükelçiliğini hedef alan roket saldırısını kınadı. Aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Irak hükümetini diplomatik tesisleri koruma taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Konifa'nın Dünya Kupası çekilişi 26 Ocak sabah saatlerinde Jersey'de gerçekleşti. Çekiliş sonucu Batı Ermenistan ulusal takımı Kapatalya, Tamil Elan ve Kabilya ile birlikte B grubunda yer aldı. Diğer takımlar aşağıdaki gruplara ayrıldı. Grup A, Jersey, Pencap, Kürdistan, Chagos Adaları. Grup C, Mapuche, Matabeleland, Kernov, Avustralya'nın ilk yerlileri. Grup D, Güney Osetya, Kaskadya, Japonya'daki Koreliler, Birleşik Darfur. Konifa Dünya Futbol Kupası'nın 2020'nin 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenleneceğini hatırlatalım. 29 Aralık 1917'de Batı Ermenistan'ın Erzincan'ında Türkiye ve Rusya arasında düzenlenen ateşkesin ardından Sovyet Rusya'nın Halk Komiserliği tarafından kabul edilen Türk Ermenistan'ı, Batı Ermenistan hakkındaki kararname
Türkiye'de Batı Ermenistan Ermenilerinin tam bağımsızlığa kadar gidebilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı sırasında Müttefikler Yüksek Komiserliği Cumhurbaşkanı Bohuslubar Paşa önderliğindeki Batı Ermenistan Devleti'ni ve hükümetini de facto olarak tanıdı. 11 Mayıs 1920'de San Remo Konferansı sırasında ise de jure bağımsız ve egemen bir devlet olarak kabul edildi. Batı Ermenistan 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlerden biridir. 15 Kasım 1916'da Fransa ile Ermeni gönüllüleri de içeren Doğu Lejyonu kuruldu. Daha sonra 1 Şubat 1919'da Kilikya'da gelecekteki Ermeni Ulusal Ordusu'nun çekirdeğini oluşturacak Ermeni Lejyonu kuruldu. Bu lejyon Fransa tarafından desteklendi ve ardından terk edildi. Türkiye, Sevr Antlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzalayarak Batı Ermenistan'ı tanıdı ve sonra da işgal etti. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararı Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon illeri de dahil olmak üzere Ermenistan-Türkiye sınırını çizdi ancak Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Türkiye tarafından işgal edildiği için bunu tanımadı. 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş bölgelerinde Ermeni nüfusunun birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma maruz kaldığı hatırlanmalıdır. İşgalci Türkiye 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Karin Erzurum 1920 yılında müttefik kuvvetler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Azınlıkların hakları Sevr Antlaşması'nın 93. maddesi uyarınca Batı Ermenistan Devleti tarafından tamamen tanınmaktadır. İspanya'da yaşayan keman ustası Ara Malikyan'ın hayatını anlatan Ara Malikyan Teller Arasındaki Hayat adlı belgesel 25 Ocak'ta Malaga'da düzenlenen İspanyol Yıllık Ulusal Goya Ödülleri töreninde en iyi belgesel film olarak kabul edildi. Tertayem La Vanguardia'ya atıfta bulunarak aktardığı haberde film, Lübnan doğumlu bir Ermeni müzisyenin öyküsünü anlatarak aynı zamanda göçmenlerin öyküsünü de dile getiriyor. Filmde Malikyan'ın şehir savaş halinde bulunduğu zaman 15 yaşında Beyrut'tan ayrıldığını ve yanına bir tek kemanını aldığını anlatıyor. Daha sonra gezgin müzisyen olarak dünya çapında sanatını sergiledi. Şimdi tanınmış bir kemancıdır ve çeşitli ülkelerde konserlerle sahne almaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayk adlı folk topluluğunun gerçekleştirdiği Şadahi Bar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.